Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere YouTube'da anket nasıl yapılır bunu anlatacağım. Bu konuyla alakalı birçok kez soru geldi. Fakat önümde birçok konu olduğu için anca sıra geldi. En son bir arkadaşımız daha mesaj attı. Tekrardan unutmadan bu videoyu yapmak istedim. Öncelikle yapmamız gereken ana sayfamıza geldikten sonra şuradan kanalım diyorsunuz. Daha sonra böyle bir ekran geliyor ve burada YouTube Studio'ya tıklıyoruz. Sonrasında böyle bir ekran geliyor karşınıza. Evet, burada bütün videolarınız, kanalınızdaki bütün videolarınız, yayınlanacak veya yayınlanmış olan bütün videolarınızı burada görebilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Bunlardan bir tanesine şimdi anket uygulayalım sizlerle beraber. Evet, şurada mesela gördüğünüz gibi diyelim ben şu videoya anket uygulamak istiyorum. Ve burada kalem resmi var gördüğünüz gibi ayrıntılar diyor. Buna tıklıyoruz hemen. Evet, ayrıntılara tıklayınca videonun tüm ayrıntılarını görebiliyorsunuz. Burada açıklama kısmı, başlık kısmı, işte görünürlük durumu, oynatma listesi, bitiş ekranı ve kartlar olmak üzere. Ve sol tarafta da gördüğünüz bütün özelliklerini görebiliyorsunuz. Evet, bizim işimiz nereyle? Bizim işimiz kartlar kısmıyla. Şöyle yukarıya gidersek. Evet, şuradaki kartlar kısmına geliyoruz. Kartlara tıklıyoruz. Videomuzun kartlarına ulaşmamız gerekiyor. Anket kısmı kartlar kısmından yapılmakta. Şimdi diyelim ki şurada şu imleci bu arada istediğiniz yere götürebilirsiniz. Ya da tıkladığınızda zaten gelir gördüğünüz gibi. Diyelim ki ben şuraya bir anket uygulamak istiyorum şu dakika itibariyle. 1.32.33 fark etmez. Buradan kart ekle diyorum. Ve gelen seçenekler içerisinde burada anket seçeneğini tıklamamız gerekiyor. Şimdi biz hangi konuyla alakalı video yapmışsak, konumuz neyse, anketi ne olarak yapacaksak sorusunu buraya yazıyoruz. Ben burada mesela videomuzu beğendiniz mi? Daha önceki yaptığım gibi videoyu beğendiniz mi diyelim. Yazdım. Videoyu beğendiniz mi? Evet, hayır dedi mesela. Daha sonra başka seçenekler ekleyebiliyoruz. Başka bir seçenek ekleyelim. Daha iyi olabilirdi yazdık. Daha başka bir seçenek, 4 seçenekli olsun. Gerçekten çok güzel gibi. Böyle bir anket uyguladık mesela. Ve burada kart oluştur kısmına tıklıyoruz. Örnek bu dediğim gibi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mesela dedim ya ben burada 1.30'a yapmak istedim ama 1.41'e kadar geldi biz yapana kadar. Hiç sorun değil. Hemen bunu şöyle sabitleyebiliyoruz. Evet, şu anda kartımız oluşmuş vaziyette. Hatta buradan hemen şöyle geri çektiğimde ön izlemesinde göreceksiniz. Bakın tam oraya geldiğinde gördüğünüz gibi videoyu beğendiniz mi diye seçenek çıkacak. Buna tıkladığınız anda burada sizin video ile ilgili seçenekleriniz karşınıza gelecek, karşı tarafın karşısına gelecek. Evet, hayır, daha iyi olabilirdi, gerçekten güzel gibi. Bu şekilde anket sonuçlarını da tıkladığınız zaman verecektir. Ben size hatta daha önceden yapılmış anket sonuçlarını göstereyim, nasıl olduğunu da görmüş olursunuz. Mesela daha önce yaptığım bir video. Bu arada bu kartlar kısmına videolarda her zaman şu üst taraftaki i harfi gibi yerden ulaşabilirsiniz. Mesela burada bu videoyu nasıl buldunuz? İki seçenekli bir anket yapmışım. Süper ve kötü seçeneklerini koymuşum basit bir şekilde. %94, %5 şeklinde bu şekilde bir oran çıkmış. Daha sonra mesela şurada bir anket yapmışım. Burada mesela 1 milyon izlenmeye ne kadar kazandım videosunda. Gördüğünüz gibi %100 olarak çıkmış. Bu artabilir, azalabilir. Bir de sizlere ek bir açıklama yapmak istiyorum. Bu konuyu çok merak eden arkadaşlarımız var. Peki burada çıkan mesela videoyu beğendiniz mi dedik. Evet dedik, %100 çıktı veya da %0 çıktı. Yani hiç beğenilmedi videomuz. Burada anket de o şekilde çıktı. Sizin bunun etkileşime hiçbir zararı yok. Burada etkileşim için önemli olan anketin kullanılması. Diğer bir seçenek ise dediğim gibi gerçekten bir anket uygulamak istiyorsanız da bu şekilde anketinizi uygulayabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoya like atmayı ve abone olmayı da unutmayalım.